Evet, şampiyon olarak tarih yazdı. Akgül henüz yurda dönmedi. Polonya'da yayın konuğumuz olacak şimdi. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum ve tebrik ediyorum. Gurur duyduk. Aslında 8. kez gelen bir şampiyonluktu. Ve de zor bir süreçte geldi. Büyük sakatlıklar zorlu sürecin sonrasında geldi. Hem süreci merak ediyorum hem de yeni hedefi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle. Tabii az önce de bahsettiğiniz gibi ben çok ciddi bir operasyon geçirmiştim geçen sene olimpiyatlar öncesinde. Tabii olimpiyatlar ertelenmeden önce. Ve olimpiyatları kaçırma durumum vardı. Büyük ihtimalle görüşemeyecektim. Tabii pandemi dolayısıyla olimpiyatlar ertelendi ama ben çalışmayı hiç bırakmadım. Sanki olimpiyatlara yetişecekmiş gibi bir an önce Minder'e dönmek için, çalışmak için çok hızlı bir şekilde tedavi gördüm. Ve Minder'e en kısa zamana dönmeye çalıştım. Ha, bunun da faydasını ben burada gördüğümü düşünüyorum. 1,5 yıl ne yurt içinde ne de yurt dışında hiç mindere çıkmadım. Maç yapmadım. Maç eksiğim vardı. Akgül tarihe geçti. Aslında o görüntüleri de arkadaşlarım paylaşıyor. Bir yandan tekrar bağlantıyı da kurmaya çalışalım. Sesim geliyor mu size? Evet geliyor. 1,5 senedir hiç müsabakaya çıkmamıştım. Tabii bu benim için çok büyük bir handikaptı. Yani özellikle üst seviyedeki sporcular için maç eksiği çok büyük bir problem. Ama hamdolsun ilk turda özellikle 3 dünya şampiyonu Gürcü sporcuyla karşılaştım. En favori rakibimdi. Kurra'da ilk tur denk geldik. Çok büyük bir şanssızlık oldu aslında hem onun için hem benim için. Kimse ilk tur düşmek istemez. Çok büyük stresli geçti maç ve rahat bir şekilde kazanmak nasip oldu. Aynı zamanda diğer yendiğim rakiplerim de olimpiyatlara gelecek olan ciddi rakiplerim arasındaydı. Aslında işin güzel tarafı benim için buydu. Yani bir nevi olimpiyatın provası niteliğinde oldu. Tabii 8. diyoruz. Bir rekor. Hani söylerken kolay geliyor ama inanın biz burada çok büyük stres yaşıyoruz. Hiç de Çünkü kolay gelmiyor. beklenti yüksek. Halkımız 80 milyon bizden altın madalya bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bizden altın madalya bekliyor. Sağ olsunlar kendileri aradılar, tebrik ettiler. Onların da beklentilerini bildiğimiz için işte rakiplerimiz de sürekli bizi hedef alıyorlar. Hani olimpiyat şampiyonu sonuçta. Hani o kaybetse bile kaybedecek bir şey olmuyor ama bizim kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden stresli geçiyor maçlarımız. Hepsinin ayrı bir tarihi var bu şampiyonlukların. Dün gece rehavetten uyuyamadım. Dinlenemedim henüz. İnşallah yarın toparlayacağım. Dediğim gibi çok mutlu ve gururluyum. İnşallah Tokyo'da da ikinci kez olimpiyat şampiyonu olup yine ülkemi sevindirmek istiyorum. İnşallah. Biz de çok gururluyuz. Ben hatta bu röportajı yaptığım için de çok mutluyum bir yandan. Az önce siz de söylediniz. Başkan Teşekkür Recep ederim. Tayyip Erdoğan da hemen gelen o mutlu haber sonrasında aslında tüm Türkiye hepimiz adına sizi aradı ve aranızda bir konuşma da gerçekleşti. Neler konuşuldu? Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizleri çok seviyor, takip ediyor, güreşi çok seviyor. Özellikle olimpiyat altın madalyasını tekrardan istediğini yine dile getirdi. Olimpiyat daha önemli dedi. Burayı da hiç şey yapma. Olimpiyatlarda altın madalya bekliyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz her zaman desteğini hissediyoruz. Her zaman her şampiyon olduğumuzda ilk arayan kendisi oluyor. Kendisinin sesini duymak bile bir sporcu için çok büyük bir gurur. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanının bir sporcuyu tebrik etmesi çok büyük bir olay, çok büyük bir gurur. Zaten o zaman diyorsun ki ha ben demek ki ülkem için önemli bir iş yaptım diyorsun. Ve yaptığın işin değerinin farkına varıyorsun. Bu seni daha da... Peki bir kez daha ...gururlandırıyor. evet duyabiliyorum şu an sizi. Kusura bakmayın bazen telefon çalıyor. Hiç sorun değil. Son Telefon çaldığı son için. cümlenizi duyamadık. Onu tekrar alırsak sevinirim. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizlerin her zaman destekçisi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ben aynısını da böyle söyledim konuşurken. İnşallah geldiğimizde de görüşürüz dedi. İnşallah en kısa zamanda da kendisini görmek nasip olur. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ve bize bu gururu yaşattığınız için sizi bir an önce yurda da Ben teşekkür bekliyoruz. ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi Taha yayınlar diliyorum. Akgül Sağ olun. bizimle birlikteydi. Bize gururu yaşatan isimdi. Devam edeceğiz.